gencimiz kimsenin kullanmasını istemeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz CHP liderinin açıklamalarıyla ilgili Sayın Bozkurt? Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına şu tarafından bakmak lazım. Gerçekten çok ağır ima ve itham var burada. Yani o muhalefet partisinin lideri olarak müthiş bir yaraya da parmak basıyor. Turan Bey anlattı uzun uzun. Bu böyle hani duymazdan gelinecek, yok sayılacak, geçiştirecek bir sıkıntı, bir sorun değil. Hele buradan ekonomik bir menfaat elde etme adına bunlara göz yummak ya da görmezlikten gelmek ya da bunlarla mücadele etmemek iması ve ithamı gerçekten çok ağır. Hani ama bir tablo var ortada, hatırlayalım. Silivri'de gencecik bir emniyet müdürü intihar etti. Hatırlıyoruz değil mi? Evet. Onu unuttuk tabii. İşte toplumsal hafızamız böyle. Bir üçlü kaçakçılığını yakaladığı için üstten gelen baskılarla onu bırakmak zorunda kaldı ve mesleki olarak kendine bunu yediremediği söylendi. Yani intiharın kökeninde bunun olduğu anlatıldı. Çok intihar eğilimli bir kişi olmadığı, hatta eşine yarın giymek üzere, yani intihar ettiği günün ertesi günü giymek üzere gömlekle ütülettiği açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Bunun üstüne gitmedik. İşte Mersin'den durmadan konteynerler içinde tonlarca uyuşturucunun giriş yaptığı, dana gireceği söylendi. Ama bunların son adresini bir türlü öğrenemedik. Kime gidiyorlardı, kimlerdi bunu yapanlar? Ve hala sıkıntı şudur, yani uyuşturucuyla şöyle mücadele edilir. Yola çıkar, takip edilir. İşte gemiye bindiriliyorsa gemi de gene takip edilir. Son durağına kadar takip edilir. Son duraktan sonra orada bir operasyon yapılır. O aralardaki ara duraklarda ya da son durakta kimler varsa bunların tamamı elde edilir ve ortadan kaldırılır. Ama şuna bakıyoruz, işte Kolombiya ki buranın merkezi olarak adlandırılıyor. Bu nedenle de pek çok mekanı Kolombiya olan filmler, diziler çekiliyor uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili. Adresi Türkiye olan yerler hemen orada el konuluyor ve orada yok ediliyor. Yani son durağına kadar bile gitmesine izin verilmiyor. Yani dünyada uyuşturucu mücadele konusunda iyi organize oluyor dünya. Yani pek çok şeyde birazcık organize olma sıkıntısı var ama uyuşturucuyla mücadele konusunda iyi organize oluyorlar. Ve orada siz niye böyle son duraklar konusunda hep tereddütlesiniz ya da bir güven vermiyorsunuz? Bu Kılıçdaroğlu'nun imasında ve ithamında yer alıyor. Bu acı bir tablo tabii ki. Yani gene Kılıçdaroğlu'nun ithamından yola çıkarak söylüyorum. Hani para gelsin de nasıl gelirse gelsin buralara kadar vardıysa iş gerçekten sıkıntılı. Hani kara para, muhtelif yöntemlerle elde edilen kara para trafiği nedeniyle gri listeye alındık, siz de söylediniz. Bakın Avrupa'daki, Amerika'daki Türk bankalarının bankacılık işlemleri iptal ediliyor. Ya sınırlandırıyor ya iptal ediliyor. Yani parayla ilgili bir işle uğraşmanız istemiyor medeni memleketler sizin. Bunun nereye varacağını görmek çok hoş olmayabilir. Bir de yani işte 10 ayda Türkiye'ye giren kara para, ki bu sisteme dahil olan para miktarından söz ediyorum, 28 milyar dolar. Yani bunu bir devletin yönetimi nasıl dert etmez? İşte Turan Bey burada soralım, 28 bin sterlini siz İngiltere'ye sokabiliyor musunuz? Ya da soktuğunuz zaman başınıza neler geliyor? Ya da 28 bin doları Amerika'ya sokmaya çalışın. Bin dolardan söz ediyorum, milyar dolar girdi Türkiye'ye. Evet. Yani 28 milyar dolara ortalama bir Afrika ülkesinde, Orta Doğu ülkesinde, Orta Asya ülkesinde siz rejim değiştirirsiniz, iktidar değiştirirsiniz. O kadar büyük paradır bunlar. Sizin ülkenize giriyor ama bu mesele değil. Çünkü her ay size ihtiyaç olan, yani tekeri döndürmeniz, çorbayı kaynatmanız için ihtiyaç olan para 4-5 milyar dolar. Bir şekilde onu bulup sisteme dahil ediyorsunuz. Çünkü bunu borçla alma ihtimaliniz çok yok. Döndüremiyorsunuz. Libor artı 7,5 hatta Libor artı 10 bir faiz oranınız var muhatap olduğunuz. Yani normal yollarla siz bir para bulamadığınız zaman öbür taraftan nereden gelirse gelsin. Bu dramatik tabii. Yani ana muhalefet partisinin genel başkanının olabildiğince ima ve ima yolu diyeyim ben buna. Hani kendisinde daha fazla bilgi olduğunu da biliyorum, o çarkın içinde kimler olduğunu. Ufak tefek ipuçları da veriyordu ama yani bu ülke açısından övünecek bir şey değil yani. Bu bir de yani zehirlediğiniz insanlar, bu ülkenin çocukları, sizin çocuklarınız. Ya şöyle bir durum da var yapıyor. Sayın Bozkurt, sözünüzü kesiyorum ama şimdi son durak sokaklar diyoruz. Fakat meclise bile bir uyuşturucu ticareti, uyuşturucudan tutuklu olan bir insanın dezenfektan
getirmesine izin verildi örneğin. Hani o kadar çok durak var ki meclise girebiliyor. Ali Osman Akat da hatırlarsınız belki. Dezenfektan kolonya getiriyordu meclise. Sonradan çıktı ortaya, sonra olanlar oldu ama tuhaf bir legalleştirme durumu var. Bakıyorsunuz işte Fotoğraman Süleyman diyor Sayın Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'ya. Bu sefer Breaking Bad Süleyman dedi. Ama bir bakıyorsunuz Süleyman Soylu'nun pudra şekeri çekenlerle fotoğrafı var. İşte uyuşturucuyla adı geçenlerle fotoğrafı var. Yani ikisi birbirine geçen iki isim oldu artık. Meclise girdi. Ne diyorsunuz buna? Tabii yani bakın uyuşturucu ticaretinin TCK'daki karşılığı çok ağır. Ama insanlar yani oranlara da bağlı cezanın ağırlığı ya da hafifliği. O sözünü ettiğiniz kişi de tutuklandı, 3 gün sonra serbest bırakıldı. Evet. Yani uyuşturucuyla böyle mücadele edilmez yani, bu çok komik bir şey. Evet. O kişi de yani ben hatırlıyorum, tonlarcaydı galiba da kilolarca bir kendisinin hakkındaki iddiadan söz ediyorum. Tutuklandı, birkaç gün sonra bırakıldı. Aynı şekilde bakın Brezilya'daydı galiba bir uçak dünya kadar şey yapan. Yani hani nerede, Türkiye bağlantısı nerede? Yani açıklandı, oradaki iddianamede var, açık açık yazıyor bu. Kimindi, evet, nasıl organize, kim etti, kim koordine etti. Ama burada yaprak kımıldamıyor. Yani burada yaprak kımıldaması için ya iktidar aleyhine, Erdoğan aleyhine bir tweet atmanız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ya da bir fikir beyan etmeniz gerekiyor başınıza, ya da bir yargı denetimine tabi tutulmanız için. Uyuşturucu meselesi, yani siz de burada üstüne basa basa söylüyorsunuz. Turan Bey bir tıp bilim insanı olarak ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu söyledi ki, hani bunu görmeyen insanlara nasıl başka türlü anlatmak mümkün değil. Ama bunu dert etmeye bir iktidarınız var. En büyük sıkıntı bu. Bence Kemal Kılıçdaroğlu bugün birazcık oraya vurgu yapmaya çalıştı. Ama bu sürdürülebilir bir şey de değil. Bakın dünyadan koparsınız. Yani dünya tamam sizinle ticaret yaptığı sürece sizi kabul eder. Yani tüm Kolombiya'yı da dünya bir köşeye atmış değil, Çin'i de bir köşeye atmış değil ama siz onlarla aynı kategoride bir ülke değilsiniz. Bunu görmek lazım. Şimdi son bir ay içerisinde iki kez ana